Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size boya yanı yapımını anlatacağım. Oldukça kolay bir boncuk oyası. Hemen nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum. Alt katta şu şekilde göstereyim. Yazmanın kenarına ikişer zincir çekerek tığ battı yaptım ben. Şöyle göstermek istiyorum daha net olsun. Daha sonra böyle bir trabzan sırası var. İlk sıra olarak. En sonunda bu boncuklu kısmını şişe geçirerek yaptım ben. Çok kolay ve güzel bir örnek. Çok zarif bir oya. Ben şu anda elimdekini ütüledim. Ütüledikten sonra bir daha herhangi bir kırışma sıkıntısı yaşanmıyor. Hemen nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum. Şurada arkadaşlar. İlk sırada hemen ilmeğime giriyorum. İkişer zincir çekerek aralarda her tığ battıya bir tane trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Tığ battının altından giriyorum. Çift kat, çift kat çekiyorum. İki tane zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Tığ battının altından giriyorum. Çift kat, çift kat çekiyorum. İki tane zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Tığ battının altından giriyorum. Çift kat çekerek trabzanlarımı tamamlıyorum. Ben bu şekilde satırın sonuna kadar gideceğim arkadaşlar. Daha önce pek çok kez bu trabzan sırasının yapımını göstermiştim. Güzel, muntazam düşen bir örnek. Özellikle sayılara uyarsak arkadaşlar aynı sonuç oluşur. İki tane zincir çekiyorum, arada bir defa doluyorum. Çift kat çift kat çekiyorum ve trabzanım oluşuyor. Ben en sonuncudayım. Bunu da yapacağım. Ben genellikle arkadaşlar oyamı bitirirken şu şekilde bağlıyorum. Birkaç tane zincir çekiyorum, 4-5 tane. Sonra onu tığ battıya aşağıdan tutturuyorum. Ve genellikle oyalarımı bu şekilde kapatıyorum. Onu da göstermiş olayım. Hemen ipimi keseceğim. Şöyle göstereyim. Alt sıram bu şekilde. Trabzan sırası şeklinde gidiyor. Hemen üst kısmını gösterelim. Boncuk dizme kısmını özellikle. Burada arkadaşlar şöyle bir dikkat etmemiz gereken bir husus var. Şöyle göstereyim. Tekrar eden kısmı şu şekilde. Bir tığ battının üzerine sık iğne ile zincirimi sabitledikten sonra burada 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi çekelim 4 zincirimizi. Önce ilmeğime bir gireyim arkadaşlar. 4 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektikten sonra önümdeki trabzanın tepesine değil de sıradaki trabzanla bir sonrakinin arasına 2 tane bir doluyorum. Çift kat çekiyorum, bırakıyorum. Tekrar bir doluyorum. Gene aynı yere çift kat çekiyorum. 3 tane ilmek oldu tığımda. Bunun hepsini birden doluyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Sonra bir tane boncuk alıyorum. Böyle zincir çeker gibi boncuğumu ilmeğimden geçiriyorum. Şu şekilde. Geçirdikten sonra uç kısmının hepsinde eşit uzunlukta olmasını istediğim için burada şiş kullanacağım. Şişimi göstereyim. Her zamanki kullandığım şişim arkadaşlar. 4,5 numara bir yün şişi. Hemen şişimi şu şekilde geçiriyorum. Şöyle alacağım daha kolay olması için. Geçirdikten sonra arkadaşlar hemen bir önündeki ilmekten tekrar giriyorum. Üzerine gene 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincirimi çekiyorum. Bir tane trabzan, arada kalan trabzanı boş bırakıyorum. Sonrakine sık iğne ile zincirimi duruyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir defa doluyorum. Birinci trabzanı boş bırakıyorum. Sıradaki birinci ve ikinci trabzanın arasındaki zincirin altından girdim. Çift kat çekiyorum. İki tane ilmeğim tığımda kaldı. Bir defa daha doluyorum. Gene aynı yerden giriyorum. Çift kat çekiyorum. Şu anda tığımda 3 tane ilmek var arkadaşlar. Bunun hepsini birden çekiyorum. Burada bir tane boncuk alıyorum. Şu şekilde. Boncuğumu ilmeğimden geçirip sıkıştıracağım. Şu şekilde. Ve buradan şişimi aktarıyorum arkadaşlar. Şöyle düzelterek aktarayım. Şişimi sonrasında hemen bir önden giriyorum. Aradan 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum ve
Hemen birinci trabzanım boş. İkinci trabzanımı uç kısmına tepeden tutturuyorum zincirimi. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Sıradaki trabzanımla daha sonraki trabzan arasına şöyle bir kere doladım, çift kat çektim. Tekrar bir kere doluyorum. Gene çift kat çekiyorum. İlmeğimde 3 tane kalınca hepsini birden topluyorum arkadaşlar. Bir tane boncuk alıyorum. Şu şekilde boncuğumu ilmeğimden geçiriyorum. Bunu böyle şişime alıyorum arkadaşlar. Şişime alıyorum ki hepsi eşit uzunlukta olsun diye. Tekrar öndeki ilmekten giriyorum. Arasına girdim arkadaşlar. Arkadan dolanmadım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Ve buradaki en son trabzanımın üst kısmına sık iğne ile tutturuyorum. Burada birkaç tane zincir çekeceğim. Çünkü ipimi kestiğimde hemen sökülme yapmaması için. Şimdi şişimin üzerindeki görüntüsü bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şişimi çıkarıyorum. Bu tür oyalarda şişten çıktıklarında arkadaşlar düzensiz görünür. Ütülenmesi gerekiyor. Ben bu kısmı ütüledim. Ütüyle yukarıdan aşağıya doğru bastırarak ütüledim ve herhangi bir şekilde bir problem çıkmadı. Siz de eğer sayılara uyarsanız, dediğim teknikle yaparsanız aynı sonucu elde edeceğimizi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi oldukça güzel ve zarif bir örnek. Hepinize tavsiye ediyorum. Siz de eğer benim gibi boncuk oyalarını seviyorsanız çok hoşunuza gider diye düşünüyorum. Ayrıca oyamın yakın plan fotoğrafı Instagram'da Oya Hanım sayfamda olacak. Oradan da faydalanabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Böylece her gün yayınladığım örneklerimi görme fırsatı bulursunuz. Deneyecek olan tüm arkadaşlarımın yorumlarını bekliyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum.